İyi günler değerli izleyiciler. Bugün edebiyat cephesinde sanatın özgürlüğü konusunu ele alacağız. Sanatın özgürlüğü konusu hiç güncelliğini yitirmeyen bir konu ama son zamanlarda gündemde en çok bu konu ele alınıyor. Hemen anımsayacaksınız, Antalya Film Festivali bir sansür tartışmasıyla başladı ve o hale geldi ki Haziran ayaklanmasıyla ilgili bir belgesel film Antalya Film Festivali programına alındığı halde bir ön jüriden geçtiği halde son anda festivalden çıkarıldı. Bunun üzerine sanatın özgürlüğünü savunan öteki belgesel film katılımcıları birer birer filmlerini çektiler ve bu sene Antalya Film Festivali'nde belgesel film bölümü yapılamadı. Niye bu filmi kaldırmışlardı gösterimden? Çünkü filmde Haziran ayaklanmasının gerçekleri anlatılırken bazı iktidarın hoşuna gitmeyen bazı gerçekler de bu filmde ekrana geliyordu, sahneye, perdeye yansıyordu. Bunu önlemek istediler. Sadece bu değil, film alanında, sinema alanında değil. Birkaç gün önce tiyatro alanında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt'un istifa haberini öğrendik. Bu istifanın nedeni de yine sansürdü. Hatta sansürü de hafif kaldı, sansürün de hafif kaldığı devlet tiyatrolarında uygulamalar gündeme geliyordu. Söz gelimi provaların kayıtları bakanlıkça isteniyor ve bu provalar izlenerek oyunlardaki bazı iktidarın gene hoşuna gitmeyecek olan gerçekler varsa bunlar ayıklanmaya çalışılıyordu. Böylelikle devlet tiyatrolarının oyunlarının birçok replikleri bakanlığın isteğiyle çıkarıldı ve en sonunda iki oyunun kaldırılması istendi. Hangi oyunlardı bunlar? Bir tanesi Güneş Batarken daha büyük oyunu, öteki ise Geçtim Ama Tiyatrodan. Şimdi bunları tartışacağız. Biz bugün sadece sinemada değil, edebiyat alanında da sansür var ve nasıl yapılıyor edebiyat alanında sansür? Ödüller nasıl sansürün bir başka biçimi olarak gündeme geliyor? Yani gerçeği anlatan sanatçılar bu ödüllerden uzak kalırken iktidarın işine gelen filmleri yapanlar, tiyatroları yapanlar, kitapları yazanlar nasıl ödüllendiriliyor? Bunları konuşacağız. Bugün bu alanda çalışan çok değerli iki konuğum var. Önce onları tanıtayım ben size. Bunlardan ilki Muhammed Çakıral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muhammed Çakıral bir öykü yazarı. Onun her zaman Greedy Karadeniz kitabı var. Ve hemen bugün, daha bugün çıktı. Bugün çıktı değil mi? Yok, geçen hafta çıktı. Siz Kokulu İnsanlar. Evet. Öykü kitabı var. Ama aynı zamanda Muhammed bir sinema yönetmeni ve ilk filmini geçtiğimiz aylarda tamamladı. Sen de galiba bu festivallerde bir sansür demeyelim ama bir engelle karşılaştın değil mi? Ya sanmıyorum aslında. Antalya, Adana Film Festivali'ne başvurduk. Film öncü tarafında seçilememiş. Tabii ki bu subjektif bir değerlendirme. Onun için bu konuda bir eleştiri getirmek doğru değildir. Daha sonra özel gösterim için talepte bulundular. Onu da ben kabul etmedim. Peki, bunu konuşacağız. Tabii. Öteki konuğumuzu tanıtayım ben. Zahit Atan. Hoş Merhaba. Geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Zahit de bir yazar ve onun geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin Ruhu, Direnmenin Trajedisi başlığıyla Yılmaz Güney'in biyografisini ele alan 3 ciltlik romanı çıktı. Tabii biz Zahit sana biraz kızıyoruz. Çünkü öyle yoğun ve hacimli kitaplar yazıyorsun ki ve öyle üretkensin ki biz bunları okumaya neredeyse fırsat bulamadan yenileri geliyor. Bugünlerde de bir kitap var galiba. Evet, gelecek ay çıkacak TÜYAP kitap fuarından önce. Eleştiri Nedir? Tarih Felsefe diye bir kitap çıkacak. Sen bir de bu hafta Antalya Film Festivali'ndeydin. Evet. Yani bu sansürün yapıldığı yerde. Evet. İstersen oradan başlayalım. Yani bu Antalya Film Festivali'ndeki bu sansürü, Antalya'da olup bitenleri, bunları nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi bak, ben bu konuda zaten Birim Gazetesi'nde geçen hafta pazar günü yazmıştım. Ben bir sinema tarihçisi olarak yazıyorum. Ben sinema eleştirmenliği yapmıyorum. Dolayısıyla sansür gündeme geldiği zaman, tartışmalar gündeme geldiği zaman ben de bunu sinema tarihinden örneklerle açıklamaya çalıştım. Yani tarihsel olarak. Bu Türkiye'de festivallerde sansür meselesi her zaman tartışmalıydı. Başlangıcından itibaren. Hatta Türkiye'de festivallerde kirli ilişkilerle ödüller verildiği Türkiye'de ilk yapılan festivalden itibaren başlamıştır. 1959 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği festivalde Metin Erksan ödüllerden önce jüriye özel bir dilekçe vererek bütün adaylıklardan çekildiğini, çünkü orada çok kirli ilişkilerin döndüğünü söyler. Aynı şekilde mesela Necdet Özen de bana kendisi doğrudan orada neler yaşadıklarını da anlatmıştı. Dolayısıyla Türkiye'de hep bunlar tartışmalıydı. Antalya'da ve diğer festivaller de öyle.
Bir de bunun sansür boyutu var tabii. Sansür boyutu daha da ilginç boyutta. Çünkü mesela Antalya'nın tarihinde şöyle olaylar var. İşte en iyi oyuncu ödüllerini verirken oyuncuların ahlaklı olmasına dikkat ettik diye açıklamalar var festivalin tarihinde. Dolayısıyla siyasi iktidarla bizim festivallerimiz arasındaki ilişki hep yoğundur. 80'li yılların başında yapılan en trajik böyle sansür uygulamalarından bir tanesi var. Şimdi Macar filmi yarışıyor, festivale gelmiş daha sonra, yarışma festivale katılıyor. O zaman yarışma daha düzenlenmiyordu. Macar filmi, filmi muhalif. Yani Macaristan'ın o zamanki siyasi iktidarına da, hatta Sovyetler Birliği'ne de karşı muhalif. Filmin bir yerinde, filmde sansür edecek bir yer bulamıyorlar. Sansür komitesi o zaman filmleri seyrediyordu. Şu bir yerde Kiril alfabesiyle yazı var. Onun sansür komitesinden gelen insanlar Kiril alfabesini bilmiyor. Duvarda ne yazıldığını da bilmiyor. Diyorlar sen bunu niye sansür ediyorsun? Diyor ki orada mutlaka komünizmi öven bir şey vardır. Mesela yani ne yazıldığını da bilmiyor. Dolayısıyla 90'lı yılların başına itibaren sansürle ilişki tartışmaları yapılırken festival filmlerinin tümüyle sansürün dışında bırakılması genel olarak anlaşılmıştı, kabul edilmişti. Dolayısıyla festival filmlerinin aslında sansürden azade olması gerekiyordu. Ama sonra bu yavaş yavaş çeşitli kurumsal düzenlemelerle tekrar getirildi. Mesela eser işletme belgesini istemeye başlarsanız mesela, demek ki bakanlığın kontrolünden ve onun onayından geçmiş olması gerekir demenin bir başka yoldur. Yakın zamandaki durumda da bir belgesel üzerinden başladı. Yeryüzü aşkının yüzü oluncaya kadar. Ortada çok yine bu, tam bu 1980'li yılların başındaki sansüre benzer bir durum vardı. Çünkü filmdeki herhangi bir sahneden dolayı değil, var olan bir duvar yazısından dolayı her şey çıktı. O tartışmalar başladı. Orada söylenen bir küfür varmış. Belli bir büyük, önemli bir yetkili şahsiyetimize dair. Ondan sonra o yönetmen o küfrün İngilizce çevirisini de yapmış. Sorun oradan çıktığını iddia ediyorlar. Tamam mı? Yani bu ilginç bir şey. Şunu söyleyebilirim. Bu festival, bizim festivallerin güç ilişkileridir. Ve önceden İstanbul'da genel, festival Antalya'da düzenlenir ama ödüller büyük oranda İstanbul'da verilir. Bu bizim tarihsel trajedimizdir. Ben sana bunu söyleyebilirim. Yani ben bunu bir sinema tarihçisi olarak söylüyorum. Ve bu istisnai bir durum değildir. Aksine daha geneldir. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Festivalde seçtiğiniz jüriye göre o adam şunu seçer, bunu seçer diye piyasada önceden söylenir. Yani buraya kadar gider. Onun için ben tek tek Antalya üzerine bir şey söyleyeyim. Ama Antalya üzerine benim gördüğüm çok ilginç bir şey vardı. Çok ilginç. Şaşırdım yani. Şimdi Altın Portakal Film Festivali'nden bahsediyoruz. Altının rengi sarı, portakalın rengi portakal rengi. Fakat bu yıl AKM'nin önündeki altın portakal heykelleri siyaha boyanmıştı. Ve ben bunun nedenini anlamadım. İlk kez, 10 yıldan fazladır gidiyorum, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Bir de şunu söyleyeyim altın portakal için. Geçmişte o Antalya Kültür, Atatürk Kültür Merkezi, yani Altın Portakal Festivali'nin düzenlendiği merkez, binlerce hatta on binlerce insanın akınına uğruyordu. Orada yüzlerce hatta bine yakın seyyar satıcı, daha seyyar satıcı değil de bu iş için, festival için organize edilmiş satıcılar, bir şenlik havası vardı orada. Binlerce, on binlerce insan geliyordu oraya. Doluydu yani orası. Ama bu yıl yarışma filmlerinin galasında bile büyük oranda salon dolmuyordu. Mesela ben 5 tane film seyrettim gala orada. Yalnız ve yalnız Sivas filminde sinema doldu. İlk 5 filmden bahsediyorum. Sırasını da söyleyeyim yani seyrettiğim filmleri. Orada gala doldu ve genel olarak hele yabancı filmlerde salonların 3'te 1'i doluyordu. Dolayısıyla çünkü bilet ücretleri geçmişte 1-3 lirayken şimdi 8 liraya çıkartılmış. Bir de kente festivalin duyurusu yapılmamıştı. Sonra festivalin korteji ve diğer etkinlikler de iptal edilmişti. Çünkü anladığım kadarıyla bu sansür bir ikincisi Aksav'ın lav edilmesi süreci ve Aksav'a kayyum atanma süreci bir protestoda bekliyorlardı. Ondan da ürktükleri için. Ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Türkiye'de festivallerde diyorlar ki işte bu işe siyaset karışıyor. Arkadaşlar yani Türkiye'de siyasetin karışmadığı hiçbir şey yoktur. Festivallerde bunun parçasıdır, tamam mı? Festivaller. Dolayısıyla mesela Adana Film Festivali'nden örnek verirsek, işte Devlet Bahçeli'nin açıklaması okunuyor diye siyasi bir siyasi işe karıştı diye protesto sahnede bile o şeyler olmuş. Bunlar gerek yok. Aksine
siyasetçilerin karışması gerekir. Fakat sanat üzerine, kültürel hayatımız üzerine doğrudan konuşmaları gerekir. Kendilerinin fikirleri neyse görelim. Çünkü siyasetçilerimizin sanat üzerine, Türkiye'nin kültürel hayatı üzerine, ulusal kültür politikalarına göre üzerine zerre kadar ne bilgisi var, ne ilgisi var, ne konuşması var. Siyaset zaten festivallerin ve aynı zamanda sinema kurumu, sinema sektörünün içinde zaten var. Biz yokmuş gibi davranmayalım. Bu kendimizi aldatmayalım. Yani köküne kadar, esasına kadar bu var. Hatta şunu söyleyeyim. Ben bunu defalarca yazdım. Türkiye sinemasının siyasal iktisatına baktığımız zaman Türkiye'de en büyük yapımcı zaten bakanlık. Bu filmler bakanlığın büyük oranda parasıyla yapılıyor. Yurt dışından para bulan filmler bile ilk önce bakanlıktan para alıyorlar. Ardından yurt dışından para buluyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şimdi siyaset zaten bu işin içinde. Önemli olan biz bu ilişkilerin siyasetin dışına çıkması değil, saydamlaşmasını istemeliyiz. Kirli ittifakların yapılmasını istemeliyiz. Hileli istememeliyiz. Kirli ittifakların yanında ondan sonra kirli ödüllerin verilmemesini, bunu sağlamak için mücadele etmeliyiz. Yani asıl kritik nokta burada. Evet. Bunlar mümkün mü? Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ama şu duvar yazısından yapılan sansür bana hemen şeyi çağrıştırdı. Yani bugün Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü'nün istifa etmesine neden olan olaya çok benziyor. Orada da güneş batarken de büyük oyunundaki bazı sözler tepki çekmiş. Diyormuş ki oyundaki bir kahraman, seninle yatmak istiyorum. Öbürü de ve tavşan gibi inlerim diyormuş. Bundan dolayı hemen oyunun kaldırılması istenmiş. Bu halkın çok ahlakını bozan şeylermiş. Bazı oyunlarda argo varmış. Yani şunu istiyor galiba bu Kültür Bakanlığı. Yani hayatta olan şeyleri biz sinemada, sahnede, romanlarda görmeyelim istiyorlar. Ehlileştirilmiş dille sanat yapılmaz. Ve de televizyonlarda biliyorsunuz bazı şeyleri bulandırıyorlar. Bunların daha da çok çoğalacağı anlaşılıyor galiba. Ben Muhammed'e dönmek istiyorum. Muhammed sen sen iyimser baktın. Yani ben senin filmini izledim. Kırlangıçlar susamışsa. Yani film çok önemli. Şu açıdan çok önemli bir film. Türkiye'de uzun zamandır HES adı altında, yani bir kısaltma bu, hidroelektrik santralleri, bütün derelerimizi sermayenin para kazanacağı hale getiren barajlarla kapladılar, betonlarla kapladılar ve bunun her yerine, Türkiye'nin her yerine halk direniyor, köylüler direniyor, onların yaşam kaynaklarının kurutulmasına karşı. Ve senin filmin bunu ilk defa gündeme getiren bir film. Bir de çok önemli bir özelliği var, köylüleri oynatmışsın. Yani o filmde o köyler, Çaykara'nın o deresini savunan köylüler oynuyorlar ama bu film festivali anlamadı. Ne diyorsun? Yani o konuda dediğim gibi az önce subjektif bir değerlendirme olduğu için onunla nesle bir yaklaşım göstermek doğru değildir. Çünkü orada 4 tane ya da 5 tane jüri ön üyesi kuruluyor. Onlar kendi anlayışlarına göre değerlendirirler. Dolayısıyla alınan filmler kötüdür, benimki iyiydi ya da alınmayanlar diğerleri de kötüydü de böyle bir yaklaşım göstermek doğru değil. Ancak Zahit Hoca'ya katıldığım noktalar çok vasıtasıyla var. Hatırladım şimdi kendileri onu söylerken. 1972 ya da 73 olacak hocam. 72 yılında. Yılmaz Güney'in adına film festivali en iyi film ödülünü alırken babayla. İktidar, evet, karşı çıkmış Demirel iktidarı. Ve bunu geri alıyorlar ödülü. Ondan sonra Cüneyt Akın'a veriyorlar. Ve Ecevit'in o dönemlerde çok güzel bir sözü vardı. Hiç unutmam onu. Benim romanımda da geçiyor. Diktayı değil, diktayı kabul edenler tehlikeli olduğunu Hayır. söylüyor. Tam olarak ben... Faşizmi güç uygulanlar değil, ona boyun eğenler getirir. Evet, çok doğru bir yaklaşım. Şunu ben de biliyorum. Ben 14 yıldır sinemanın içerisindeyim. Açıkçası söyleyeyim. Ön seçime girmeden hangi filmin kazanacağını duyduğumuz filmler vardı ve kazandılar. Kısacası bu. Yani bu ülkede nasıl bunlar dönüyor? Bunlar cemaat işi, tırnak içerisinde cemaat diyorum. Yani bunlar sadece dini cemaatler değil. Kendi içerisinde gruplaşmalar vardır, iktidara yakın ya da uzak falan vesaire. Dolayısıyla bunun nesnel olarak bir sanat üzerinde değerlendirileceğinde pek şeyim yok, umudum yok. Ülkede böyle, hatta yurt dışında böyle. Yine Zülfü Livaneli'nin Sevdalı Hayatım'da belki de siz de okumuşsunuzdur, tanık olmuşsunuzdur. Şöyle diyor, Londra Film Festivali ön jürisi nedir kendileri? Filmleri seçiyorlar. İşte 12 tane film finalde yarışacak. Bergman jüri başkanıdır. Çağırıyor notasına, diyor ki ya burada İngiliz, Alman filmi yok.
Yoksa yok yani, demek ki iyi filmler yoktu. Olur mu diyor, bu paralı bunlar veriyor. Biz bu festivalleri yaparken iyi filmleri seçmek için yapmıyoruz. Bergman mı diyor bunu? Tabii bunu. Vay tabii be, Zülfiyat, koca Sevdalı. Bergman bile bunları bir dal hayatında oyununa geldi. Dal hayatında tabii ki okuyun. Hı. Bakın Zülfü Livaneli'nin kendi şeyidir. Anılarında yazdığı anekdotlardan birisidir. Her neyse, ben şimdi şunu söyleyeyim. Asıl konuya gelelim. Hester'le ilgili. Bu Hester'le ilgili bu filmi tabii ki orada çok yürekli, ben kendi hemşerilerim, o günü halkı, başta biliyorsunuz Murat Sarı, Ali Dursun, Ahmet Kalma vesaire diğer arkadaşlar ve oradaki kadınların dirençli yürekli şeyler mücadelesi sonucunda birçok şirketin orada HES yapılmasına engel olmuşlardır. Ancak bir gün bir sabahın erken saatlerinde 670 asker ve polis köye baskına geliyorlar sabahın erken saatlerinde. Yine bildiğimiz yöntemlerle, biber gazlarıyla, joplarıyla köylüleri etkisiz hale getirmeye çalışmışlardır. Ancak ne yazık ki hemen dibinde basının olması, üniversitenin olması, Trabzon'dan hiçbir destek gelmez, milletvekilleri hiç kimse gelmez. Ve bu olay böyle sanki tarihin karanlık sayfalarında gömülmek istenmiştir. Bu beni tabii ki çok yaralamıştı. Oradaki yaşayan insanların aynı duyguları paylaşılmama sonucunda bir şeyler yapmamız gerektiğini duyumsadık ve önce belgesel olarak düşündüm onu. Daha sonra bunu sinema filmi olarak işte çektik. Çekerken de gerçekten bu duyguları en yoğun şekilde yaşayan oradaki aktivistlerin de oynamasını doğru buldum. Her biriyle görüştük. Sağ olsunlar da kabul etti. Onların görüntüleriyle beraber aynı o gün giydikleri elbiseler neyse, saç modelleri, şusu busu vesaire hepsini ölçerek filmde oynattık ve böyle iç içe geçen bir takım görüntülerle sizler izlemişsinizdir. Bu şekilde biz dedik ki bu ülkede aslında her vadide bir isyan vardır. Her sahilde bir isyan vardır. Her dağda bir isyan vardır. Umulduğu gibi ya da düşünüldüğü gibi değildir bu ülke aslında. Bir yerlerden sesler çıkıyor. Bir yerlerde öfke vardır. İnsanların yaşadıkları toprağa, yaşadıkları kültürü koruma adına mücadele veriyorlar da. Bunların bürük pörçük olması ya da basının ya da kimileri tarafından bunun sansür konularak servis edilmesine engellenmişlerdir ama bunlar aslında bir bütün olarak bir araya getirdiğiniz zaman gerçekten Türkiye'de buna dönük, çevreye, doğaya, kültüre dönük bir savunma vardır ama bilinçli bir örgütlenme yoktur. Bütün sıkıntı aslında örgütlenmedir. Eğer bu HES'lerle ya da ormanlarla diğer ekolojik bağlamında söylüyorum bunu, örgütlü olsak sanırım istedikleri gibi yağmalayamayacaklardır. Çünkü biz aslında hakikaten kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz, Kaçkarlar etekleri ve çevresi Türkiye'nin tek su kaynaklarının en yoğun yaşandığı ve belgede Türkiye'nin çürleşmesini önleyebilecek ya da su ihtiyacını karşılayabilecek donanıma sahip bir bölge. Ancak orası da teslim edilmiş açıkçası. Tabii bazı acı olaylar yaşıyoruz. Bazıları bunlar neredeyse davul zurna ile karşılıyor bu HES'çileri. Gelin burada HES yapın falan. Ama bir bakıyorsun ki bir vadi, 55 kilometrelik bir vadi kanalizasyonuna, çukuruna dönüştürülüyor. Çünkü artık su akmıyor. Zaman içerisinde oradaki bitkiler yok olacaklardır, ağaçlar yok olacaklardır. Ve kendi ellerimizle bir şekilde Türkiye'yi çölleşmeye götürüyoruz. Bu aslında dünyanın en büyük tehlikesi, en büyük terör aslında. Çünkü bugün Orta Doğu'daki savaşlar ya da terör olayları bir şekilde yine insanların doğup büyüyüp yine hayatta kalma mücadelesini vereceklerdir ama doğayı yok ettiğiniz zaman bir daha yerine koyamayacağımız büyük tehlikelerle karşı karşıyayız. Onun için duyarlı olmak lazım. Biz bu anlamda bu filmi çektik. Tamamıyla kendi gücümle, hiçbir şekilde az önce hocam dediği gibi Kültür Bakanlığı'ndan para almadık, yurt dışından para almadık. Hangi yöntemlere, hangi olanaklarla çektiğimi siz iyi biliyorsunuz. Bunlar altına da gerek yok fazla. Çok iyi biliyorum ama bu film Andana'nın ön jürisine geçemedi ama Tokyo Film Festivali'ne çağrıldı. Evet. O konuda da bir iki şey söyler misin? Şimdi Tokyo Film Festivali dünyada en saygın film festivallerinden birisi biliyorsunuz. A grubuna giren festivallerden birisi. Ben Adana'ya gönderdikten sonra
Beklemedeyim bana yazı göndermişler Tokyo'dan. Dediler ki Muhammed senin filmini biz çok beğendik. Dünya Kalası'nı burada yapmak istiyoruz. Daha önce bir herhangi bir yerde gala falan yapmış mıydınız falan diye soru sordular. Biz de o zaman Adana'dan bekliyorduk. Henüz yok dedik falan. Ondan sonra hemen akabinde Adana'da haber geldi. Filmimiz kabul edilmemiş diye. Daha doğrusu basından öğreniyoruz. Ama iki gün sonra arıyorlar. Sizin filminizi özel gösterim almak istiyoruz falan dediler. Ben kabul etmedim. Bu bir kırgınlık mı diyeceksiniz? Belki de çok fazla bu işleri bilmiyorum. Çünkü bizim yaklaşım biçimimiz, anlayışımız çok farklıdır. Yani sinema sadece estetik bir anlayışı izleyiciyle buluşturma mıdır? Yoksa bir toplumsal olayları da bu konuda da bir aracı olma görevi de var mıdır? Ben iki şıkı da alıyorum aslında. Evet, estetik de önemlidir sinemada, mutlaka sanattır. Ama toplumda aydınlatıcı yanı da ağır bastığını, çünkü sanatın asıl görevinde bu olduğunu düşündüğüm için ben öyle bir beklenti içerisindeydim. Çünkü farklı teknikler biz denedik bu filmde biliyorsunuz. Belgesel görüntüler ve mizansel dediğimiz yer kurmaca ile beraber iç içe flashback ve onun dışında da başka bir yöntem kullandık. Dolayısıyla oradaki insanın içini acıtan bir takım olayları festival üyelerinde, ön üyede, jüride etkileyeceğini bekliyorduk. Olmadı öyle ve biz ondan sonra Adana'da, Antalya'da gönderme gereğini hissetmedim açıkçası. Bu tür olayların da çünkü orada eleştiriler sadece oraya baskına gelen askerlere dönük değil ya da iktidara da dönük diye eleştiriler yok aslında. Muhalif FETÖ'ye de eleştiriler vardı. Yani bugünkü HES'lerle ve bu doğa katliamı ile ilgili yaşananların tek sorumlusu iktidar değildir. Muhalefetin de burada sorumluluğu çok büyüktür çünkü onlar da sahip çıkmamışlardır. Ama sanat dünyası içerisinde de ben belki de yanılıyorum, böyle bir yanılgıya düştüm. En azından onların sahip çıkabileceği çünkü bu var olanlarla beraber biz belki de gezi olaylarını da konuşacaktık. Belki hidroelektrik santralinin dışında termik santrallerde konuşulacaktı. İşte madenlerde konuşulacaktı. Sahillerdeki beton ya da kötü yapılaşmalar da konuşulacaktı. En büyük isteğim işte bu festivallerde orada bu mücadele veren aktivistlerin, bizim köylüleri de oraya getirip onları kendi duygularını anlatmalarını çok istiyordum. Ancak buna, bize böyle bir olanak tanınmadı. Ama şimdi bu film gösterime girince bunlar olacak gene. Yani evet, o köylülerle gene herhalde İstanbul'da bir gala yapılacak. Bir de şu çok önemli. Bugünlerde gene bu konuyla ilgili biliyorsun Soma'da çok büyük bir maden iş cinayeti yaşadık. Şimdi bugünlerde Soma nasıl geliyor? Şimdi zeytin cinayetleri yaşanıyor. Yani bir şirkete vermişler termik santral yapmak üzere orada. Üstelik de şirket için, şirkete orayı vermek için oradaki halkın isteği aleyhine bir kamulaştırma yapıyor devlet. Bir yasa çıkarmışlar. Acele kamu güvenliği ilgilenen konular kamulaştırma yapılır. O zeytinleri şimdi gece kesiyorlar şirket. Köylüler nöbet tutuyorlar. Neyse, isterseniz bu filmin bir fragmanını gösterelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Yönetmen arkadaşım Kırlangıçlar Susamışsa'nın bir tanıtım filmini gösterebilirse. Bir sana demedik mi buralara gelmedi ya? He? Örgüt varmış sanki gibi diyorsunuz onu bana. Al şunu! Sen dur! Al şunu! Dokunamadın! Sen dur! Açma! Bırak!
Evet Zahit, dedik ki sanat hep baskı altında oldu. Şairlerimiz hapishanelerde yattılar uzun yıllar, işsiz bırakıldılar. Daha geçen yıl TÜYAP sanat fuarında bir resim, o da galiba gene bir muktedire, Gezi'yle ilgili. Muktedire dokundu. Kaldırıldı ve soruşturma açıldı. Yani bu niye bugünlerde yoğunlaştı? Bu sansür, baskı. Ben burada kritik denemecin galiba bir AKP'li yöneticinin yaptığı açıklamayı hatırlıyorum. 2011 sırasında bu seçimlerden hemen o sırada bugüne kadar liberallerle yol arkadaşlığı yaptık, artık onlara ihtiyacımız yok anlamına gelecek bir şey söyledi. Ve son yıllarda çok daha fazla kendi kimlikleri ortaya çıktı. Bence aslında siyasi iktidarın kendi zihniyetinde çok güçlü bir sansür var. Yani şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Zaten en baştan söylüyorlar, argo kullanılıyor ya da küfür kullanılıyor. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, yani sanat ehlileştirilmiş bir dille konuşmaz. Sanat gerçekliği yakalamak için insanların konuştuğu dilde konuşur. İnsanların konuştuğu dilde küfür varsa, ki Türkiye'de sokaklarda yönetici olsun, sıradan insan olsun, eğitimli olsun, eğitimsiz olsun, hatta çocuk olsun, büyük olsun fark etmiyor. Üniversite kampüsünde de siz aynı şeyi görebilirsiniz. Bir ilkokulun oyun oynadıkları, teneffüs oynadıkları bahçede konuşulan bir dil var. Biz bu dili argo dil diyemeyiz aslında. Argo başka bir şey. Yani diyeyim ki size, bizim çocukluğumuzdan hatırlayıp öğrendiğim kadarıyla biz kendi aramızda bir şekilde konuşuyorduk. Bir de Külhan Beyleri diye geçmişten kalmış arketipler vardı. Onların kullandıkları dil vardı. Argo odur. İnsanların birbirlerine hitap ederken kullandıkları küfürler, eğilimler, ironik söylemler, alaycı söylemler. Argo bu olmaz. Tamam mı? Yani dolayısıyla bunların argo dedikleri şey aslında sosyal, colloquial English denilen, colloquial Turkish denilen, yani gündelik konuşulan dil. Buna argo diyorlar aslında. Dolayısıyla halkın kendi diline, kültürünü sen bastırmaya çalışıyorsun. Bu, şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de biz Nasrettin Hoca'nın fıkralarını okuyamıyoruz biliyorsunuz. Nasrettin Hoca'nın fıkraları yasaktır Türkiye'de. Şöyle anlatayım. Bu işi ilk derleyen, gerçekten derleyen insan Pertev Naili Boratav'dır. Pertev Naili Boratav, modern anlamda Sovyetler Birliği'nden çok etkilenmiş olarak ilk kez bize folklörü bir bilim olarak getiren ilk büyük aydınlarımızdan bir tanesi. Cumhuriyet'in onur kaynaklarından birisidir. O, Nasrettin Hoca fıkralarının köylülerin dilinden, aksanından ve onların anlatış şeklinden derlemiştir Anadolu'da. Ama bunların basılı, bunların bu şekilde bastırılmasına ve bu şekilde nakledilmesi yasaktır. Bastırılır, hemen toplatılır. Ama şunu da hatırlatayım ben Zahit. Hani Pertev Nail Borat abi böyle büyük bir bilim insanı ama 1946 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nden atıldı ve Türkiye'de bilim yapma olanağı elinden aldı. Tamam, 3B. Berkes, Boratav, ondan sonra Boran. Bir de Şerif, Boran, Muzaffer Boran. Şerif'imiz var bir de. Muzaffer Şerif değil. O 3B olayı, sen o 46 dediğimiz, evet. 3B olayı. Berkes, Boratav, Boran. Şimdi Boratav tabii o sonra Fransa'ya yerleşmek zorunda kaldı. Evet. Orada arşivini sonuna kadar bekledi. Sonra arşivi Türkiye'ye getirildi vefatından sonra. Fakat şunu söylemek istiyorum. Nasrettin Hoca fıkralarını halkın anlatılış şekliyle bizim okumamız yasak. Basılınca iki kere şimdiye kadar orijinal şekilde basılmaya kalkıldı. İkisinin toplatıldı. Yani bu ne demek? Sen aslında diyorsun ki yüzyıllardır Anadolu'nun kendi kültürünü biz bugün kabul etmiyoruz. Aslında zihniyetin kendisinde, özünde gerçekliği bastırmak var. Ve bunlar için bu işin arkasındaki sahike baktığımız zaman, içgüdüye baktığımız zaman davranış şekli şu. Biz gerçekliği olduğu gibi kabul edemiyoruz anlamına geliyor. Dolayısıyla da Türkiye'deki siyasette de sanatta da aslında burada anlattığımız o festivallerdeki ilişkiler, yalnız festivaller değil, sektörün işleyişinde
Aslında biz zahiri bir düzlemden konuşuyoruz. Yani şimdi şurada kameralar kapansa kendi aramızda başka türlü konuşacağız. Kamera açsa başka türlü. Demek ki bu işe baktığın zaman ne yapıyorsun sen? Gerçekliği yansıttığın zaman oysa gerçeklik sahne meselesinde sanat kuramı şunu söyler. Gerçek hayatta daha fazla rol yapılmalı, sahnede daha az rol yapılmalı. Sahne gerçek hayattakinin olduğu gibi verebilen bir alan olmalı. Tamam mı? Dünya bir sahnedir sözünü Shakespeare boşuna söylemiyor. Dolayısıyla bunların yaptığı şey gerçekliği zaten eğip büküyorlar ya da gerçekliğin perdeye, ekrana, sinemaya yansımasını engellemeye çalışıyorlar. Ondan sonra yaptıkları şeyler aslında onların yine zahiri bir görüntü koymak. Bunun Türkiye'deki en radikal örneği 1951-52 TKP tevkifatı ile ilgilidir. Türkiye'de Aşık Veysel'in Hayatı diye bir film çekildi o zaman. Filmin adı Karanlık Dünya'ydı. Ama o filmin sansüre uğradı. Filmin sansüre uğramasının nedeni Metin Erksoy'un çektiği film değildi. Onun içinde iki tane TKP'li insan vardı. Birisi oyuncu, birisi müzisyen olarak. Onlar da tutuklandılar. Ondan dolayı sen komünistlerle çalıştın. Onların adını da analım. Kemal Bekir ve Ruhi Su. Evet. Fakat orada bir şey daha var. Hani duvardaki yazıyı sansürlediler ya. Evet. Bir de oradaki Anadolu köyündeki o kıraç topraklardaki buğday başakları çok cılız olduğu için Amerikan propaganda filmlerinden sahneleri kullandılar. Sahne koydular. Dediler ki Anadolu'yu siz böyle cılız buğdaylı gösteremezsiniz. Yani bizim köylüyü böyle gösteremezsiniz diye. Dolayısıyla evet. Şimdi o filmin ortak özelliği de şöyle yani daha sonraki pek çok eserdeki gibi değil. Bizzat gidip gerçek köyde gerçek başak buğdalarını çekmişlerdi adamlar. Aşık Veysel'in köyünde çektiler. Aşık Veysel'in köyünde çekmişlerdi. Köyünde çekti, evet. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Gerçekliği yatsımak aslında ceberrut ve diktatör eğilimli olanların her zaman özelliğidir. Yani makyajsız bir güzellik olarak düşünemeyecekleri bir dünyada yaşıyorlar onlar. Yapay olan şeyi öne sürüyorlar. Dolayısıyla büyük başarı notlukları atmak onlar gerçekliğe dayanmasa bile onların çok sevdiği bir şey. Zaten bunun için yüzyıllardır Anadolu'da halk ozanları, halk türküleri ve insanların kendi anlattıkları oral tarih yani sözel tarih içerisinde biz insanların yaşadıkları dramları görebiliriz. Bizim tarihimizde çok kalın bir resmi tarih var ve bunun kökeni de yüzyıllar öncesine kadar gidiyor. Yani bizde yeni olan bir o olgu değil. Yalnız devletin zayıf düşmesi değil. Her zaman bizde sistematik olarak iktidar halka yalan söyler. Hatta halka yalan söylemeyen iktidar iktidarda kalamaz. Yani bunun paradoksu da budur. Dolayısıyla da Yeşilçam'da da buna benzer önemli özellikler vardı. Yeşilçam'da da şunu söyleyeyim size. Yeşilçam'da da bizim insanlarımız en önemli tartışmalı gerçekçi ve sosyal sorunları işleyen filmleri değil de daha toz pembe filmleri, daha şarkıcılı, daha doğrusu böyle kül kedisi denklemi sonunda büyük bir zenginlik, şatafat ve ünün geldiği finalle yoksulluktan gelen filmler daha çok tutardı. Halkımız da bunu ister. Bu bir iktidar biçimidir ve gerçekten kaçıştır. Dolayısıyla estetikte de biz buna kaçışçı estetik diyoruz zaten adı üzerinde. Dolayısıyla söylem şu aslında, bu sistemlerde gerçekliği biz kabul edemeyiz. Gerçekliği gösteren, bu bizim deyimimizde yaşayan haliyle doğru söyleyenin dokuz köyden kovarlar söyleme. Sanattan da doğru söyleyenleri, gerçekleri gösterenleri, hayatımızdaki gerçek sorunları anlatanları kovuyoruz. Yani sistem bu şekilde işliyor. Evet. Oysa dünya sinemasına da baktığımız zaman kalıcı olan, klasikleşmiş filmler hep gerçekçi, hayata değinen, insanların toplumsal çatışmalarını ortaya koyan filmler. Az önce çok çok güzel bir şey anımsattın. Pertev Naili, Borata ve Nasrettin Hoca meselesi. Ama orada bir şeyi de altını çizmek gerekiyor. O sansürü yapan İktidar değildi aslında. Sermayenin kendisiydi. Çünkü Pertev Nail Boratav'ın kitabını Yapı Kredi Bankası Yayın Evi yayınlamıştı. O yalnız sermayenin yaşamının son dönemiydi. Sermayeli iktidar hiç ayrı görmeyelim. Hele bizim ülkemizde. Bizim iktidarımızda tamam mı? Sermayedar sermayeyi iktidara getirir. Bizde bağımsız burjuvazi yoktur. Oradaki Yapı Kredi'nin genel müdürünün ondan sonra ya da sahibinin özel izniyle, isteğiyle olmamıştır. Hatta onun kimse o adam, tanımıyorum, etmiyorum. O adam o gerçek hikayelerden bir kopyayı kendisine almıştır. Bakın bu çok evrensel bir olgu. Bertrand Tass'ın anlattığı mükemmel bir örnek var. Hollandalı çok önemli bir ressam var. New resimleri var. Bunu bir İngiliz sanat tarihçisi, sanat koleksiyonları almış. Postayla İngiltere'ye göndermişler. Gümrükten geçerken adamlar almış. İyice keyfini süre süre nü resimlere bakmışlar. Ondan sonra da bunun
ahlaksız olduklarına karar vermişler. Sonra da bu eserleri yok etmişler. Bunu anlatan da Bertrand Russell. Yani kaynağımız bu. Dolayısıyla biz bunu püritanizmin paradoksu olarak görüyoruz. Yani sansürcüler meselesinde eğer zaten sansürcülerin sansür ettikleri eserleri halk görse sapık olacaksa, insanlara zararlı olacaklarsa en zararlı insanlar sansürcülerin olması gerekirdi. Yani bu örnekle. Türkiye'de bunu yapan bu sansürcü en çok kim yapıyor? İktidar ve iktidarın kurumları yapıyor. Dolayısıyla en yoldan çıkanlar iktidarın kurumları oluyor ama bu doğrudur. Yani gerçekten yoldan iktidar biz de yoldan çıkmak için ideal yerdir. Tamam mı? Yani bizim normalde aklı başta sözler söyleyen bir insanın bir mevkisi gidince, bir rütbe alınca birdenbire değişmeye başlar. Yalnız, bakışları değişir, hatta yürüyüşü değişir. Yalnız yani. Zahid çok çok güzel ama şunu da görelim. Yani sermayenin yaptığı sansürü tepki göstermez bir hale geldik Türkiye'de. Yok, şimdi bu, iktidarla o iç içe ama şimdi... Biz sermayenin yaptığı sansürü ben görelim. Hatta üstüne gidelim. Sadece iktidarla sermayenin fazla iç içe olduğunu düşünelim. Onu diyor. Da bilelim ama bakın ben bir örnek daha vereceğim. Kemal Yalçın'ın Seninle Güler Yüreğim adlı bir kitabı var. Bu kitabı, adını da verelim, Doğan Kitap Yayın Evi basıyor bu kitabı. Yıllarca depoda bekletiyor. Neden? Çünkü sahibi büyük bir sermayedar biliyorsunuz. İktidarın politikalarına bakıyor. O kitaptaki anlatılanlar iktidarın politikalarına ters düşüyor. En sonunda kitabı piyasaya çıkarmaya cesaret edemediği için noter gözetiminde imha ediyor. Ve yazara şöyle bir noter tebligatı gidiyor. Kitabınız noter gözetiminde imha edilmiştir. Sözleşmeniz feshedilmiştir. Bundan sonra kitabınızı istediğiniz yerde yayınlayabilirsiniz. Bakın bir yazarın karşılaştığı bir trajik durum. Ama şimdi biz bunu... Mesela ben bunu gündeme getiren bir yazı yazdım da mahkemeye verdiler beni. Biliyor musunuz? Ben de mahkemeye düştüm, tazminat da ödedim. Evet. Şimdi ben Muhammed'e biraz dönmek istiyorum. Şimdi Muhammed aynı zamanda bir yazar. Bir yazarsınız, hikaye kitaplarınız var, yayıncılarla çalışıyorsunuz. Sermayenin sansürüyle nasıl karşılaşırsınız? Çünkü şu da sermayenin bir sansürü. Çünkü büyük yayın evleri var, sermayeleşmiş. Büyük kitap evleri zincirleri var. O kitapları yayınlıyorlar. İşte 4-5 tane gazetenin eki var. Onlar da reklamını yapıyorlar, o kitap evlerinde en ön vitrinlere koyuyorlar ve gerçekçi yazarlar, işte tanınmamış yazarlar. Bilginin dolaşımını kontrol edemiyorlar o kitap evlerinde. O modern iktidar olmaz. Bakın bu konuda şöyle bir gerçeklik ama var. Biraz tamam, Muhammed'den devam edelim. Lütfen, lütfen. Dünyanın en önemli kemancılarından bir tanesinin Amerika'da çok büyük bir konseri vardı ve biletler de çok pahalıydı. Bir ay öncesinden biletler tükenmişti büyük bir konser salonunda. Aynı deney için, sosyal deney için Amerika'daki siyasi iktidarın gücünü kontrol etmek için aynı kemancı hem de geçen yıl, daha eski değil, aynı kemancı New York metrosunun girişinde çaldı. Yarım saat orada kemancı çaldı. Yalnızca iki tane çocuk, oradan annesiyle giden çocuk ona dinlemek istedi ve onun yanına gitti. Birkaç kişi $1 civarında para verdi. Dolayısıyla fakat onun konser salonunda binlerce insan vardı ve çok yüksek ücretlerle veriyorlardı onu. Evet. İktidar bu bilginin dolaşımını, ünü ve duyuruyu kontrol ettiği için, tamam mı? Gerçek yazarlarla biraz şişirmiş insanlar arasındaki ilişki çok daha fazla net olarak ortaya çıkar. Bu iktidarın gücünü gösterir. Muhammed ne diyecek bu konuda? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Aslında iktidar denince akla gelen sadece ülkeyi yönetmek değildir. İktidar zaten başlı başına bir tehdittir sosyal ve kültürel yaşam üzerinde. İktidar her zaman da bildiğimiz kadarıyla her zaman güçlünün yanında, sermayenin yanında, egemenlerin yanında yer alan bir yönetim biçimidir. Bunu artık sosyolojik ya da felsefe olarak bunu artık irdelemeye gerek yok. Bilinen bu. Sansür bu topraklarda zaten ta Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan her dönem iktidar kendi yöntemlerini, kendi iktidar biçimini kabul ettirmek için ya da kendi hatalarını göstermemek adına uyguladıkları en kestirme, en kolay yoldur. Şimdi buna en önemlisi nedir biliyor musunuz? Sıkıntı şurada, az önce yine aynı şeyi konuştuk. Bunun mücadelesi sürekli aydınlar mı verecek yoksa halk da bunun yanında olmak mı zorundadır? Bizde sıkıntı bu. Yani halk denetlenmekten hoşlanmıyor. Halk kın talebi buna dönük şeyi yoktur, bir arzusu yoktur. Niye sansür uyguluyorlar? Sansür kim uyguluyor? Başarısız olanlar. Bu ülkede az önce dediğimiz gibi ahlaki boyutuyla ilgilenen iktidarın
son 12 yıl içerisinde bir istatistik çıkarırsak, bir envanter önlerine dökersek, belki de en fazla yolsuzluğun, en fazla ahlaksızlığın, en fazla kadın cinayetlerin, en fazla çocuk istismarların yaşandığı bir dönemdir. Uyuşturucunun ortaokula kadar girdiği bir dönem yaşıyoruz. Peki siz bunlara dönük neler yaptınız? Hiçbir şey yapamamışsınız. Ama bunlar sokakta oluyor diye biz bunları sinemada ya da edebiyatta ya da şiirde dillendirdiğimiz zaman bizim önümüze set koyuyorsunuz. Dolayısıyla başarısız olanların en kolay başvurdukları yöntemlerden birisidir. Ve iktidar her zaman kendi yöntemini, kendi gücünü, kendi istikrarını sağlayabilmek için bütün dünyada, bütün iktidarın yaptığı şeylerden birisidir. Bu sadece bugünkü Türkiye'nin iktidarının sorunu değildir. Ama olağan bir şey değil. Bu her zaman bir mücadele konusudur. İktidar varsa toplumun içinden gelen bir muhalefet de vardır. Yani yalnızca burjuva muhalefetinden söz etmiyoruz. Halkın içine de sinmiş bir muhalefet vardır. Çünkü baskı zaten kendi karşısında yaratır. Dolayısıyla Türkiye'deki sorun aslında aydınlarla halk arasındaki ilişkinin büyük oranda kopuk olması ve kolektif bir harekete dönüşememiş olması. Türkiye'de sermaye çok daha fazla kültür piyasasındaki ilişkileri kontrol ediyor. Bugün geçmiştekine göre çok daha radikal boyutlarda kontrol ediyor. Geçmişte sivil olarak aydınların, idarecilerin büyük bölümü bunlar birlikte hareket edebiliyorlardı. Sansürün verdiği kararları mahkemeye taşırıp kazanabiliyorlardı. Ama şimdi piyasayı iktisadi olarak da kontrol ettiği için, tamam mı? Halktan da geniş bir, etkili bir tepki gelmediği için dolayısıyla esaret bizimkinde gönüllü kulluk olmak üzerine doğru bir evrim geçirdi. Ve Türkiye'de muhalif olmanın kendisi eğer doğruyu söylüyorsanız ve doğru diretiyorsanız bir bedel ödemek anlamına geliyor. Ama Türkiye'de aynı zamanda şu kirli ilişki de vardır. Bakın çok yaygındır bu. Nasıl bu kadar güçlü uyguluyorlar? Çünkü birkaç sesini yükselten çıkan insan kendini gösterince bir ufaktan bir cep doldurma hikayesiyle artık saf değiştiriyor. Türkiye'deki aydınların performansı pek iyi değil. Onu size söyleyeyim. Bir de Zahit, senin bu Türkiye'nin Ruhu kitabında bunların hepsini kıran bir aydın portresi var. Ama çok var. Büyük bir derin bir sessizlikle karşılaşıyor. Yılmaz Güney. Yılmaz Güney bu halkta öylesine derin bir sevgi, ilgi ve şey yarattı ki, etki yarattı ki onun yaptığı filmlerle aslında bu iktidarın gerçekler karşısında uyguladığı bütün o saptırmalar, sansürler, baskılar görünür hale getiriliyordu. Yani Türkiye insanın yaşadığını o Umut filminde ve ondan sonra yaptığı filmlerde, Sürü'de, Düşman'da, başka filmlerinde Yılmaz Güney bu halka gösterdi. Aslında sanatçı sansüre uğrasa bile aslında daha büyük bir sansüre, yani halka uygulanan sansürü yenmeyi sağlıyor değil mi? Yazdığı romanda, şiirde. Nazım Hikmet'i hapse kapattılar ama Nazım Hikmet'in yazdığı şiirlerle insanlık gerçeği ortaya kondu. Bugün bize de ulaşıyor. Ama yani sonuçta direniş ya da muhalif hareket mevzi kazanmadı. Bakın Nazım Hikmet'in hapishanesinden söz ediyorsunuz, mücadelesinden, direnişinden söz ediyoruz değil mi? Bu ülkenin kolektif olarak vicdanında büyük bir ulusal kültür içinde derin bir şair olarak yaşıyor bu. Ve bu kültür, bu şair aynı zamanda Avrupa'da da ve 3. dünya ülkelerinde bilinen bir şair. Ama Türkiye'de bugün bu şairin kitabını Yapı Kredi Yayınları basıyor. Yani dolayısıyla mesela biz mevzi kaybettik. Yani dolayısıyla halkın kültürünü ya da halkın yeni farklı bir dünyaya açılmasını isteyen insanlar kaybetti. İktidar mevzi kaybetti. Bakın tarihsel gelişim süreci içerisinde biz bunu kabul etmeliyiz. Bugün Türkiye'deki sistem içerisinde genellikle aydınlar kendini çok daha güçsüz hissettikleri için iktidarla çok daha fazla yüz göz olmak zorunda kalıyorlar. Ve çok daha fazla kirli ilişkilere giriyorlar. Yani başından beri anlattığımız festival ve sinemacıların ilişkilerindeki asıl sorun aydının ve sanatçının bugün kendisini güçsüz hissetmesi. Hem iktisadi bağımlılık hem de siyasi olarak zaten başına bir şey geldiği zaman ardında geniş bir halk desteği yok. Sistem olarak sorun burada. Evet. Muhammed, sen hem hikayeci hem sinemacı olarak yola çıktın. Yani sinemaya hikayeciliğinin katkısı nasıl oldu? Yani sinemada hikayecilikle iç içe olan şeylerdir. Biri görseldir, biri de kelimelerle anlatılan şeylerdir. Dolayısıyla tabii ki bana yazdığım hikayelerden besleniyorum. Bu bir gerçek. Çünkü aynı zamanda senaryoda kendimi yazdığım için bir şekilde hikayeciliğimle de yararlanıyorum. Bunun için iç içe olduklarına inananlardan biriyim. Yani edebiyat ve sinema iç içe iki farklı sanat dalıdır. Yazmadan
okumadan hiçbir şeyi üretemezsiniz. Dolayısıyla yazarken yine besleniyorsunuz, okurken de besleniyorsunuz. Sonuçta sinemada bir hikayedir aslında. Sadece onu sekanslara biliyorsunuz, görselliğe dönüştürüyorsunuz. Bu açıdan ikisi de ben de zevk alarak yaptığım şeylerdir. Tabii biz daha yolun başındayız. Henüz yayınlanmış 4 tane kitabımız var. Ama öykücülük aslında, biraz da o tarafa kayalım. Türkiye'de şiir ve öykücülük son dönemlerde çok fazla rehavet görmeyen sanat dallarından birisi. Hala bu ülke 1940'ların acı kuşağın yazdığı şiirlerle şiiri okuyup şiirlerden besleniyor. Son dönemlerde şiirde var olanlarla ilgili çok fazla bir okuyucu kitlesi oluşmuyor. Yayın evleri bunlara rekabet etmiyor. Yani bunlara daha doğrusu rağbet etmiyor. Bunların ya kitapların yazılmış yapıp basılması için. Keza öykücüler de öyledir. Çünkü bana yayın evi Muhammed Roman yazıyor bana. Çünkü bu ülkede öykü okunmuyor. Ama ben sırf benim öykülerim okusun diye de yapmıyorum açıkçası. Çünkü benim yazdığım öyküler özellikle benim doğup büyüdüğüm coğrafyanın ile ilgili öykülerdi. Bir şekilde belgesel niteliğinde öykülerdi. Çünkü artık o kültür yok olup gitmektedir. Yayla kültürü olsun. Oradaki o dinamizmin artık yok olmakla yüz yüze olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bunları kayıt altına alıyorum. Ama bazen bunları dramatik olarak yazıyorum. Bazen mizahi olarak yazıyoruz. Benim amacım ille de herkesin, tabii okumak isteyenler okumasından zevk alırız da, ama ille de benim kitaplarım satılsın olayı değil. Sadece bu bir kayıt. Kendime bir görev edindiğim bir uğraş. Ama tabii ki şimdi yeni yazdığım senaryoda da bunu şeylerden besleniyorum. Yine kendi yazdığım kitaplardan besleniyorum. Belki onlar olmasaydı daha rahat çalışamazdım. Ama ben yine de yazmaya devam edeceğim. Bir de senin kitabında insan sıcaklığını hissediyoruz. Zaten adları da öyle. Her zaman Greedy Karadeniz, toprak kokan insanlar ve sis kokan insanlar. Herhalde bu insan serisi Şamiram'ın ustaları devam edecek. Şimdi arkadaşlarım birkaç dakikamız kaldığını söylüyor. Ben Zahit, 2 dakikada özetleyebilirsen neyi? Konumuzu. Sansür meselesini. Yani son sözlerini alalım. Yani bu programın ana fikri diyelim. Böylece. Şimdi bakın, ben festivallere genel ilkesi olarak bazı şeyleri söyleyeyim. Bakın, belli yapımcılar mesela bu işlerin koordinasyonunda yer alıyorlar. Ya da belli insanlar sonra onların kendilerine ait, kendi şirketlerine ait insanlar da o festivallere başvuruyorlar. Bunlar dünyada evrensel olarak zaten böyle şeyler kabul edilemez. Ya da mesela aktif olarak çalışan bir yapımcı bakanlığın destek kurulunda yer alıyor. Kendi yapımcısı olduğu şirketin filmi de bakanlığa destek için başvuruyor. Şimdi böyle hileli jüri denir buna. Tamam mı? Bu şuna benzer. Türkiye ile Almanya'nın eleme maçı oynaması hakemin Türkiye'de Alman olmasına benzer. Böyle şeyler abestir. Yapılmaz yani. Şimdi bu bir kere bunlar ilkesel sorunlar. İkinci olarak da şunu söyleyeyim size. Gerek bakanlıkta gerekse festivallerde gerçekten değerlendirme yapılırken senaryolara ilişkin kabul edilme ya da reddedilme gerekçelerinin yazılması lazım. Çünkü pek çok durumda ben size şunu söyleyeyim. Özellikle gençler de bunu biliyorlar, gerçekten biliyorlar. Çoğunun senaryosu doğru düzgün okunmadan bile eleniyor. Bunu size söyleyeyim. Üçüncü olarak da şunu söyleyeyim. Türkiye'de belli sinema yazarları da festival organizasyonlarının komitelerinde, düzenleme komitelerinde yer alıyorlar. Bu da olmaz. Dördüncüsü şunu söyleyeyim. Festivallerin festival düzenleme komitesinden belli insanlar seçici jürilerde yer alıyorlar. Bu da olmaz. Hatta o insanlara ekstradan 2 oy veriyorlar. Yani 2 oy. Bunlar da olmaz. Yani biz bu tartışmalar meselesinde şunu söyleyeyim. Bir kere Türkiye'de bağımsız aydının bir yayın organı olarak kabul edilmiş, yaygınlaşmış büyük bir medyamız yok. Bu televizyon da olabilir, basın da olabilir. Bu birincisi. İkinci olarak da Türkiye saydam değil bu ilişkiler. Saydam olmadığı için kirli ilişkilerin devamı sürekli olarak gelir. Bu işler daha çok güç ilişkileri ve ittifaklar üzerinden şekilleniyor. Evet, çok süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum bu programa katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Galiba Zahit'in söylediklerine eklenecek çok şey var ama ben de şunu ekleyeyim. Yani ödüller, yarışmalar, sansür, baskı, bütün bunlara karşı en önemli mücadele aracı da galiba izleyicinin bilinçli olması ve kendi seçimlerini, seçeneklerini
yaşama geçirmesi. Yani dolayısıyla baskıya uğrayan, sansüre uğrayan kitabı, filmi, müzik eserini biz ulaşarak, dinleyerek, onunla kendi estetiksel iletişimimizi, sanatsal iletişimimizi sağlayarak bütün bunları boşa çıkarabiliriz. İktidarın bu hegemonyasını, baskısını, sansürünü boşa çıkarabiliriz. Evet değerli izleyiciler, bugün de Edebiyat Cephesi'ne bir duyuruyla kapatmak zorundayım. Bizim programımızın günü değiştirildi. Cumartesi'ye alındı. Bundan sonra Edebiyat Cephesi artık cumartesi günleri saat 15'te karşınızda olacak. Ulusal kanal ekranında olacak. Bizden ayrılmayın diyorum. Hepinize sanatla, kültürle, edebiyatla dolu günler diliyorum.